İslam'a ne kadar uydun, ne kadar hizmet ettin, ne kadar kayırdın, kolladın, gözettin, dine ne kadar sahip çıktın. Yoksa dinim İslam, öyle emanet elbise gibi olur mu? Ha, dostlar çok güzel cevaplar verdiler. Mevla'nın zorunda Hazreti Ömer Efendimiz kabre iner inmez hemen Münker Nekir geldiler. Rabbin kim dediler. O da bir dedi ki ben size sorayım. Nereden geldiniz? Hadi bizden birinde böyle bir hareket yapsın meleklere bakayım. Münker Nekir'e bir durum bakayım de bakalım sana ne yapıyorlar. Ya kabrin ateş olur be. Zekeriya Beyaz diyor, kabir azabı yoktur. Bakalım ne yapacaklar ona. Canlı yayın yok ki oradan bir seyretsek. Var mıymış yok muymuş kabir azabı? Var mıymış yok muymuş? Hazreti Ömer dedi, durun bakayım dedi. Siz nereden geldiniz dedi. Arş'tan geldik. Arş neresi? Her gökler arası 500 senelik mesafede. Arş onların hepsinin üstünde. Son cisim. Dedi ki, siz arştan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız da ben şurada bir metre yerden geldim, gömüldüm. Ben niye unutayım Rabbimi de bana soruyorsunuz dedi. Bir de ondan sonra ne kopardı? Dedi ki meleklere, bir daha bu Muhammed ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem, daha zaten Efendimiz'den kaç sene sonra, 14 sene sonra falan gömüldü, Efendimiz'in yanına gömüldü. Radıyallahu anh, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden kabre girenlerin hiçbirine böyle korkutucu manzarayla sert gelmeyeceksiniz bir daha. Bir de şey verdi meleklere. İltimatom mu diyorsunuz, ne diyorsunuz? Ya adam olursan melekler seni dinler. Böyle dostların çok işleri var. Nesefi Hazretleri kabre indi. Melekler, ya hoca efendi Fatih Altaylı'nın dediği gibi. Bunları nereden biliyorsun? Yani kabirde yanında değildin ya. Allah Allah. Tefsirler yazıyor. Tefsirleri okuyorum ben hep. Roman gazete okusam ben de bilmezdim. Bunu Ruhul Beyan'da yazıyor. Nesefi Hazretleri dostlarına görünüyor. Evliyaullah'ın keşfi açık. Mezarın başında duruyor. İçeriği seyrediyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri gömülürken bütün Evliyaullah dolu. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kabre veriliyor. Oradaki bir veli ne görüyor? Toprağa verilirken cennetten bir taht getiriliyor manevi tarafı için. Gözde görülen toprak. Taht getiriliyor. O mübarek tahta kabul ediyor. Oradan iki tane huri edeple geliyorlar. Efendi Hazretleri, Rabbimiz bizi senin için halketti, yarattı. Bekliyoruz da bekliyoruz. Sen ancak teşrif ettin diyorlar. O da onlara ne diyor? Orada seyrediyor. Mezarda gömülme anında o zat seyrediyor. Kimi toprağı görüyor, kimi öbür tarafı görüyor, kimi perdenin arkasını görüyor. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bu meseleyi. Nakşibendi Hazretleri de ne diyor? Hurilere, benim Rabbimle sözleşmem var. Bana cemalini göstermedikçe, bir de bana intisap eden müritlerimi elimle cennete yerleştirmedikçe hiçbir cennet nimetinden istifade etmeyeceğim de. Ya millet tarikata giriyor, tasavvufa giriyor. Bunlar üşütmüş he? Ahirette görürsün. Kim üşütmüş? Yapayalnız kaldığın zaman alimin yok. Mürşidin yok, üstadın yok, hocan yok, ihvanın yok, kardeşlerin yok. Tek başına kaldın ortada. Öyle mi? Bu şirket bu. Yeter ki yola girdin, yoldan ayrılma. Bu yol manevi yoldur. Evet. İşte onun için görüyorlar. Keşif ehli görüyorlar. Bir tane evliya Allah'tan biri gömülüyor. Diğer veliler orada definde bulunurken hoca da kalktı, bir alim o zaman telkin veriyor. O veli gülüyor. Gülünce mezarlıkta gülmek büyük günahtır. O yanındaki müritleri anlıyorlar bir şey var. Diyorlar Efendi Hazretleri, gülünecek yerde değiliz. Mezardayız. Niye güldünüz? Diyor ki Sübhanallah. Baktım gördüm ki diyor, bir ölü bir diriye telkin veriyor. Yani kabirdeki manendiri Evliyaullah'tan. Üstteki zahiri alim, Rabbim Allah de peygamberim Muhammed dedi, oradan söylüyor. Fakat ayaktaki telkin verenin kalbi ölü. Topraktaki kalbi diridir. İşte Nesefi Hazretleri de kabre giriyor. Melekler geliyor. Sualleri soruyorlar. Bu da onlara diyor ki, nazımla mı cevap vereyim, nesirle mi cevap vereyim? Ne demek? Düz mü konuşalım, şiir mi söyleyeyim diyor.
Melekler de şaşırınca diyorlar ki bir şiir söyle bakalım diyorlar. Hep böyle vurdu kırdı. Onlar da bıktı yani. Dolu bozuk adam gidiyor her gün. Mübarek sen ne mübarek, ne rahat adamsın ya diyorlar. Millet düz konuşamıyor sen. Sen bir de şiir söyle. Buyur söyle diyorlar. He? Rabbiyallahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafahu ve diniyel İslamu ve fi'li demimu es'elullahe affehu ve atahu. Ben mi uydurdum şimdi? Ben nasıl uyduracağım bu kadar güzel şeyleri ya? Efendi Hazretleri'nden dinlemişim hep. Hep ondan. Ama o nereden? Kitaplardan. Kafadan atılır mı bir şey? Rabbim Allah'tır, ondan başka ilah yok. Peygamberim onun seçtiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dinimde İslam ama amellerimde bozukluk var. Allah'ımdan affını ve lütfunu istiyorum diyor. Ya şimdi böyle diyen adama da gel şimdi. Tabii ki büyük veli ama herkesin kusuru olabilir. Kimse peygamber değil ama yine de ona tabii ikram ediyorlar. Ve Ebu Yezid el-Bestami Kaddesallahu aleyhi ve sellem kabrine girdiği zaman da ne diyorlar? Men Rabbuk? Rabbin kim soruluyor? Diyor ki ona sorun diyor. Ben Rabbime Allah desem neye yarar? Bakalım o bana kulum diyor mu? Mevla da cevap veriyor. O benim en seçkin kullarımdandır. Kabul edin. İşler böyle. Muhittin Arabi zaten mübarek vahdeti vücut. Allah'tan başka bir şey gördüğü yok. Her şey ya, her yerde Mevla görüyor. Onda makamları bir başka. O da Arapça sözü var. Tam onu Türkçe'ye çevirmişler. Meleklere diyor. Biz bizimle bizdeydik. Biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar? Ya melek anlamıyor ki. Yani bu evliyaullah bazı şeyler konuşurlarsa bazı melekler anlamazlar. Mesela Efendi Hazreti çok anlatır. Talebenin biri ölüyor, medresede ders okurken men rabbüke geliyor, melek Rabbin kim? O da diyor ki men mukaddem haberdir, rabbüke muhakkar müptedadır diyor. O da zannediyor ki hoca dersten nahif sorusu soruyor. Mezara inmiş, haberi yok. İlim yolunda ölmüş. Size onun için diyorum, bu meclislere devam ederken, bu yolda sebat ederken çoklarını göremiyorum, gelmiyorlar. Yazık ediyorlar. Ölünceye kadar devam edilecek ki kabirde fayda versin. Men ca'a'l maut ve yatlubu'l ilm li yuhyi bi'l İslam fe beynehu ve beyne'l enbiya'i fi'l cenneti derecetun vahide. Kim ölürken ölüm ona geldiğinde o kişi İslam'ı diriltmek için, ama meşhur olmak için değil, hoca oldu demsinler diye değil, İslam'ı canlandırmak için Allah'ın dininin ilmini tahsil etme yolundayken kime ölüm geldiyse cennette onunla peygamberler arasında bir derece oynar. Ne yüksek derece. Şehitlerden üstüne çıkar ilimle uğraşanlar. Şehide bile onun faziletini ilim ehli öğrettiğinden. Onun içindir ki hiç bırakmama niyet edin. Ölünceye kadar ilim tahsilinde talebelik yapacağız inşallah. Ayet, hadis, zikir. Böylece Rabbimize kavuştuğumuz günde bayramımız olacak. İnşallah. Bazıları gibi en kötü günümüz olmayacak. En iyi günümüz olacak inşallah. Allah'ımız en iyi günümüzü son günümüz eylesin. Amin. En iyi amelimizi son amelimiz eylesin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sahbi ve sellim amin. Ya. Ya melek diyor ki ne diyorsun be diyor. Molla. Kendini kolla diyor. Men rabbuke diyor ona şimdi. Rabbin kim? O demesi lazım ki Rabbi Allah. Rabbim Allah. O diyor ki men mukaddem haberdir. Rabbuke muhakkak. Melek de anlamayınca diyor ya Rabbi bu ne diyor. Ya ne muamele yapacağız buna? Mevla buyuruyor ki onlar benim Kur'an'ımı, kitabımı anlamak için sarf nahiv gibi ilimler, Arapçada ilimler tesis ettiler, tefsiri anlamak için Kur'an'ı. Onun için o sana o tefsir nahivden cevap veriyor. O aynı Kur'an ilmindendir. Kabul et. Anladın? Mesele bu. Kabir ne diyor? Toprak ne diyor her gün sabah? Sesleniyor, nida diyor. Ben sorgu sual edeyim. Sorgu sual. Hazır olmak lazım. Cevaplara hazırlanmak lazım. Ama istersen kefene yazdır, istersen alnına yazdır, istersen eline yazdır. Kalbine nakş olmadığı sürece, İslam içine işlemedikçe
senin orada gözün hiçbir yazıyı okumaz.